Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu yayınımda zincirden nasıl kolye yaptığımı göstereceğim. Bu şekilde. Şimdi bunun için şöyle iri bir zincir gerekiyor. Değişik boylarda zincirler kullanabilirsiniz. Ben bu boyda bir zincir tercih ettim bu kolye için. Şimdi ipimizi alalım, başlayalım. Sık iğne yapacağız. Üçlü trabzanla da yapılabilir. Ben bu çalışmada sık iğne kullandım. Şimdi ilk sıramızda bu şekilde daire bir görünüm elde etmek istediğimiz için kolyelerde ilk sırada daha fazla sayıda sık iğne kullanıyoruz. Sık iğne sayımızı gittikçe azaltıyoruz. Ben ilk sırada 7 sık iğne kullandım. Şimdi başlıyoruz şu şekilde. İpimizi içine hapsediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Bu başlangıç sık iğnesinin sayısını zincirinizin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Daha küçük zincirlerde tabii ki daha az sayıda sık iğne ile başlanacak. Bunu deneme yanılma yöntemiyle bulabilirsiniz. 7 sık iğnemi yaptım. Şimdi ikinci zincire geçiyorum. Onda da aynı şekilde 7 sık iğne ile devam edeceğim. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, şimdi 3. zincirime geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi vakit kaybetmeden bunu bırakalım. İkinci sıraya geçelim. İkinci sırada 6 sık iğne yapacağım. Tabi ipin kalınlığına göre de değişiyor bu sık iğne sayıları. Onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi 6 sık iğne yapacağım. Başlıyorum. 1 2 3 4 Her deliğe bir tane batarak 5 6 Şu köşelerdeki bir taneyi atlıyoruz. Şuraya da batmamız lazım normalde. Onu atlıyoruz. Şuradan devam ediyoruz. 1 2 3 Zinciri bu şekilde sık iğneyi eksilterek gitmemiz zincirin böyle yuvarlaklaşmasını sağlıyor. Kolye formu veriyor. 3 4 5 6 Şurayı atlıyorum. Şuraya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 Evet. Şimdi 3. sıramızda aynı şekilde bu sefer bir eksiltiyorum. Bu şekilde zincirden kolye yapımı çok kullanışlı oluyor. Ördüğünüz bir ya da mevcut bir giysinize uygun renkte takı bulamadığınızda elinizdeki iplerle birebir kombin olacak şekilde takı yapabiliyorsunuz. Şimdi burada
5 sık iğne yapmıştım. 3. sırada 4'e indiriyorum. 1 2 3 4 5. Burayı atlıyorum. Buradan devam ediyorum. 1 2 3 4 5. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Ördüğümüz bittikten sonra istediğimiz şekilde bunun kapatmalarını yapabiliriz. Ben genelde bu güderi ipleri kullanıyorum. Güderi ipleri iki ucuna böyle bağlayarak düğüm atarak bu şekilde kullanıyorum. Daha pratik oluyor. Şimdi bu zincir kolyeyi bu şekilde renkli yapabileceğimiz gibi tek renk örüp üzerine çeşitli boncuklarla, pullarla, metal aparatlarla, düğmelerle falan süsleyerek de çok değişik kolye tasarımları yapabiliriz. Diğer videolarımda görüşmek üzere, hoşça kalın.